Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki pilot istifaları Ankara'nın bir başka gündem maddesiydi. Bir ayda 110 pilotun TSK'dan ayrıldığını belirten CHP'li Umut Orhan bir soru önergesi hazırladı. Başbakan Erdoğan'a bu istifaların Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokup sokmayacağını sordu. Orhan'a yanıtıysa Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz verdi. Yılmaz, TSK'da her zaman istifalar yaşanır, anormal bir durum yok dedi. Akçakale'de olduğu gibi bir vatandaşımız hayatını kaybetseydi insanlar sormaz mıydı? 1950'den beri NATO'nun içindesin. NATO'yu bugün kullanmayacaksın. Hangi gün kullanacaksın? Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz milletvekillerine NATO'nun Türkiye'ye konuşlandırdığı Patriot'lar hakkında bilgi verdi. Meclis kulisinde ise gazetecilerin pilot istifalarına ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde son bir ay içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 110 savaş pilotunun istifa ettiğini belirtmiş, bu durumun ülke güvenliği için tehlike oluşturup oluşturmayacağını sormuştu. Ciddi bir pilot sıkıntısı olabilir. Türkiye hem her an etrafında bir savaş riski olan bir ülke, bulunduğu coğrafyadan dolayı işte Suriye meselesi önümüzde, gündemimizde, bir tarafta o var. Gazeteciler Bakan Yılmaz'a Orhan'ın soru önergesini hatırlattı. Yılmaz, anormal bir durum yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her zaman istifalar olabilir dedi. Milli Savunma Bakanı son dönemde istifalarda artış yaşanmasının nedeni olarak pilotlara tanınan Türk Hava Yolları'na geçiş imkanını gösterdi. Çünkü hükümet savaş pilotlarının 16 yıl olan zorunlu hizmet süresini 10 yıla indirmişti. Gördüğüm kadarıyla Türk Hava Yolları'nda pek artık Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tercih edilmiyor. Maalesef yine gördüğüm kadarıyla Türk Hava Yolları'nda özellikle yabancı yaşı ileri pilotlar yurt dışından getiriliyor. Tartışılan konuyla ilgili Genelkurmay'dan da yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istifa ve emeklilik başvurularının Ocak-Şubat aylarında alındığı hatırlatıldı. Son günlerde gerçekleşen başvuruların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir komuta zafiyeti olduğu şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğu vurgulandı. Bu iddia personelimize karşı yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendirilmektedir denildi.